Arkadaşlar merhaba. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı'nda bulunan Gölbaşı tren istasyonunu son durumunu, yol boyunca yürüyüş yolunu ve doğa parkına giden istikameti bugün sizlere çekip göstermeye çalışacağım. Burası Gölbaşı tren istasyonu. İstasyonun duvarlarında gördüğünüz gibi böyle hasarlar var. Deprem nedeniyle raylarda ciddi zararlar vardı. Şimdi ben bu istikametten yürüyüş yoluna, oradan da doğa parkına, yani kıyı restoranın olduğu yere doğru gidip son durumları size göstermeye çalışacağım. Buralar hep böyle hasar görmüş durumda. Gölbaşı'nda depremin en çok vurduğu yerler ana caddenin alt kısımları, yani bu tren istasyonuna kadar olan kısım. Buralar çok ciddi zarar gördü. Aynı zarar demir yolları üzerinde de görülüyor. Demir yolları, yani raylar, hep böyle S çizecek şekilde yamulmuş, eğrilmiş. O yüzden tren seferleri de durmuş durumda. Gölbaşı'nda ana yolun alt tarafı yakınlarında bulunan gölden dolayı zemin hep su zeminde sıvılaşmalar oluşmuş. O yüzden bina zarar almasa bile binalar olduğu yere böyle yarım metre, bir metre falan çökmüş durumda. Ki birçok bina da tabii hasar almış durumda.
muhteşem mimarisiyle, pardon, göz kamaştıran demiryolu üst geçidi. Yani gördüğünüz gibi karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar böyle burada geliyorlar. Buradan böyle üst geçide çıkıyorlar. Sonra geri üst geçitten inip karşıya geçiyorlar. Yolbaşının çok ünlü mimarisiyle göz kamaştıran demir yolları üst geçidi. Evet, bunu da sizlere göstermiş olduk. Şimdi bu yürüyüş yolu boyunca doğa parkına doğru gideceğiz. Buradaki durumlar nedir? Bakalım bu köprüde herhangi bir zarar var mı? Evet, demir yoluna baktığımız zaman kavisler çizerek ilerliyor. Bayağı zarar görmüş. Yine bu tarafa bakıyoruz. Bu tarafta da yine bayağı kavisler çiziyor. Arkadaşlar, yol başında yeni mahalle Yavuz Selim Mahallesi mevkisi. Sol tarafta tektonik oluşumlu bir göl var, Gölbaşı Gölü. Sağ tarafta yeni mahalle Yavuz Selim Mahallesi tarafı ve arada bir ana yol var. O ana yolun üst tarafı ise Asfalt Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Yeni Kent Mahallesi diye geçiyor. Asfaltın üst taraflarında pek fazla zarar yok açıkçası ama asfaltın alt tarafında ciddi manada hem yıkım var, hem binalarda ciddi zararlar var, hem de yıkılmaya yüz tutmuş binalar var. Hiçbir şey olmadıysa da zeminden yaklaşık yarım metre veyahut 1 metre nevi bataklık gibi olmuş buralar. Depremin ilk günü yeni mahallede bulunan birçok binanın bodrum katı yerden çıkan sulardan dolayı bodrum katları sular altında kalmıştı. Sonrasında o sular yavaş yavaş geri toprak tarafından emildi, çekildi. Ama yerin altında bulunan sıvılaşmadan dolayı
binalar dediğim gibi yaklaşık yarım metre, bir metre toprağa gömülmüş vaziyette. Burası Gölbaşı Meslek Yüksekokulu'nun göl kenarında bulunan ek binaları. Burayı da sizlere hem havadan hem karadan detaylı çekim yapıp göstermiştim. O videolara da bakabilirsiniz. Gölbaşı Meslek Yüksekokulu adıyla geçiyor. Şu an tekrardan girmeyeceğim içine. Burada da demir yolları bayağı böyle zarar görmüş durumda. Gölbaşı Meslek Yüksekokulu. Buradakilere bir sorayım bakayım. Hocam geçmiş olsun. Binada acaba sıkıntı var mı? Yani yıkılır mı sizce? Ağır hasarlı. Tamam, geçmiş olsun. Gölbaşı Meslek Yüksekokulu için içinde hasarlı deniyor. Muhtemelen buranın tabanında da biraz önce söylediğim gibi sıvılaşma olmuştur. Çünkü burası göle çok yakın bir mesafede. Gölbaşı Meslek Yüksekokulu da muhtemelen yıkılacak binalar arasında. Zarar gören yerler arasında. Depremden dolayı insanlar mahallelere, caddelere, sokak aralarına, her yere çadırlar kurmuş durumda. İnsanlar çadırlarda yaşıyor. Mecburen. Çünkü sarsıntılar hala devam ediyor. Burası Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan ve şehrin girişine kadar bir tane, şehrin girişinden itibaren de iki tane fay hattının çatallaştığı bir bölge üzerine kurulmuş bir şehir. Geçmiş dönemlerde de buralarda hep büyük depremler olmuş. Tabii en büyük deprem bundan önce 1500'lü yıllarda Padişah Yavuz Sultan Selim döneminde olmuş bir deprem. O tarihten bu tarihe epeydir deprem olmuyormuş bu bölgede. O yüzden bu son meydana gelen Kahramanmaraş depremi bu bölgede ciddi bir yıkım meydana getirdi. Şu ana kadar açıklanan resmi rakam, AFAD tarafından açıklanan resmi rakam, göl başında 409 tane can kaybının olduğu yönünde. Gölbaşı Meslek Yüksekokulu'nun tabelası da depremden dolayı devrilmiş durumda. Burada da depremin boyutu
bayağı büyük bir şekilde kendini gösteriyor. Şu gördüğünüz yarık ve çökük 1 metreye yakın. Yani buralar normalde eşit seviyede giderken gördüğünüz gibi böyle 1 metrelik bir çukur oluşmuş durumda. Yol böyle çökmüş burada. Gördüğünüz gibi hem tabela devrilmiş hem buralarda derin yarıklar, çatlaklar çökmüş. Yol tamamen bozulmuş. Evet. Galiba göl başında bulunan demir yollarındaki hasarı en çarpıcı şekilde gösteren yere geldik. Gördüğünüz gibi demir yolu S çizmiş vaziyette. Hem de sağında yaklaşık 1 metrelik çukur oluşmuş. Şu an ben böyle yürüyorum üzerinde. Burası doğa parkı. Bu tarafta tren istasyonuna giden yer. Depremden dolayı demir yolunun aldığı son hal bu şekilde. Yaklaşık 1 metrelik burada hem yarık hem de çökme meydana gelmiş. Arkadaşlar, yolbaşı eskiden de İpek Yolu üzerinde bulunan bir konumda olduğu için bu demir yolu önemli bir demir yolu. Bu demir yolu İzmir'den başlıyor. İzmir Basmane'den. Afyon, Uşak, Konya, Karaman, Adana, Gölbaşı, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Van diye böyle gidiyor. Yani önemli bir demir yolu bu. Burası önemli bir güzergah. Doğu ile batıyı hem karayoluyla hem demiryoluyla birbirine bağlayan bir yer. O yüzden burada hem karayolu hem demiryolu ciddi manada zarar görmüş durumda. ...6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminden dolayı Gölbaşı demiryolunun son durumu bu şekilde. Burası Gölbaşı'ndan Malatya'ya giden demiryolunun son hali. Demiryolu tamamen S çizmiş vaziyette. Gölbaşı Meslek Yüksekokulu'nun tabelasının son durumu. Buralarda ciddi manada yarıklar, çukurlar, yollarda ve kaldırımlarda bozulmalar meydana gelmiş.
şimdi doğa parkının içine doğru gidelim. Burası videolarda bahsettiğim ana yol. Bu yolda doğuda Malatya, Elazığ, Muş, Bingöl diye devam eder. Batıda da Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Konya, Ankara, İstanbul diye devam eden karayolu. Dediğim gibi Gölbaşı hem karayolu anlamında hem demiryolu anlamında bir geçiş noktası. Önemli bir geçiş noktası. Depremden dolayı her iki yol da maalesef zarar görmüş durumda. Evet, burası doğa parkı. Kıyı restoran. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en çok zarar gören yerlerden bir tanesi de Adıyamanili Gölbaşı ilçesi. Şu an Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'na geliyoruz. Buradaki son durumları size aktarmaya çalışacağım. Burası Adana istikametine giden demiryolu. Bu tarafta Malatya, Elazığ istikametine giden taraf. Demir yolları ciddi zarar görmüş durumda. Burası Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı içerisinde bulunan kıyı restoran. Kıyı restoran depremden dolayı tamamen yıkıldı. Tamamen zarar gördü. Burada düğünler yapılıyordu. Şöyle göstereyim size. Buranın şimdi drone görüntülerini de izleyeceksiniz bir taraftan. Burası tamamen yıkılmış durumda. Restoran bölümü de yıkılmış durumda. Evet, burada da yollarda ciddi zararlar var. Hafta sonları buraya gelip yürüyüş yapıyorduk. Şu otopark alanından başlayayım. Yarılan yerlerde de su çıkıyor arkadaşlar. Burada bir derin yarık var. Aynı şekilde o 1 metrelik çukur burada da oluşmuş durumda. Burası yürüyüş yolu. Kıyı restoran. Doğa parkı içerisinde bulunan. Gördüğünüz gibi şöyle zıplayarak, atlayarak indim buraya. Yaklaşık 1 metre derinliğinde böyle yarıklar oluşmuş ve çukur oluşmuş. Bu çukur böyle bu şekilde Gölbaşı'nın alt mahallelerini etkileyecek şekilde gidiyor arkadaşlar. Özellikle Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi tarafında. Şöyle
Bakın bu yarıklar böyle devam ediyor. Buradan bu şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz. Bu yarık burada bulunan kıyı restoranının restoran bölümünden geçmiş. Düğün salonunun olduğu taraftan geçmiş. Üzerinde bulunan her yer tamamen yerle bir olmuş durumda. Ördeklerimizi rahatsız etmeyelim. Dinleniyorlar. Evet, buraya bir böyle iskele tarzı bir şeyler yapılmıştı. O iskele de zarar görmüş. En çok sorulanlardan bir tanesi de bu tekneydi. Tekne battı mı deniyordu. Tekne batmamış arkadaşlar. Tekne yerinde duruyor. İskeleler ciddi zarar görmüş. İskeleler biraz eğilmiş. Aa, burası tamamen sular altında kalmış. Burası aynı zamanda çökmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da yine derin yarıklar var. Önceleri bilenler bilir. Buradan direkt iskeleye geçip sonrasında tekneye biniliyordu. Böyle burası çökmüş. Tamamen sular altında kalmış. Evet, görüyorsunuz. Buralarda hep sular buraya kadar gelmiş. Normalde buralarda su yoktu. Şu gördüğünüz alana doğru yürüyerek gidebiliyordunuz. Bu arada şu an ayağımı bastığım yerlerde zemin tamamen yumuşak. Böyle bastığınız zaman ayağınız içe doğru çöküyor. Gördüğünüz gibi yarıklar var ve o yarıkların arasında da hep sular çıkmış. Buralar sular altında kalmış. Normalde burada su yoktu. Şu karşı tarafa kadar yürüyerek gidebiliyordunuz. Bakın böyle burada bulunan banklarda insanlar oturabiliyordu. Buralar tamamen sular altında kalmış. Aslında o iskele de tehlikeli ama orada oturanlar var. Burası Adıyaman Gölbaşı ilçesinde bulunan
resmi adıyla Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı diye geçen Gölbaşı Doğa Parkı. Burası özellikle hafta sonları Gölbaşı'ndan ve çevre il ve ilçelerden çok sayıda misafir ağırlayan bir yerde. Düğün çekimlerine kadar insanlar buraya gelip burada fotoğraf çekimleri, düğün çekimleri yapıyorlardı. Canlıydı. Hem de cap canlıydı. Şimdi maalesef sessiz, sakin ve ciddi manada zarar görmüş durumda. Karşıda gördüğünüz gibi kıyı restoranın restoran bölümü de bir tarafı tamamen yıkılmış. Diğer tarafında da ciddi zararlar oluşmuş. Evet, şurası bize depremin şiddetini gösteriyor. Yaklaşık 1 metre boyunda çukur ve derin yarıklar oluşmuş. Şöyle gidebilirsem yürüyüş yolunu da sizlere göstereceğim.
film yaparken arkadaşlar ilk zamanlarda motosiklet için burada benzin bile bulamıyorduk. Sağ olsun yol başına gelen arkadaşlardan bir tanesi bana Mersin'den bir bidon içerisinde 5 litrelik bir benzin getirmişti. Onunla şehrin içini gezme fırsatı bulmuştum. Ama şimdilerde artık benzin var. Burada da gördüğünüz gibi ciddi bir yarık oluşmuş durumda. Hocam geçmiş olsun. Kameraya sizi almayacağım da. Depremde siz Maltepe köyünden miydiniz? Evet. Depremde ne oldu, nasıl geçti? Vallahi berbat abi ya. Yakınlardan vefat eden var mı? Köyde iki tane vardı sadece. Evet. Otelde vardı iki kişi. Maltepe köyünden iki kişi vefat etmiş. Otelde de iki kişi vardı diyor abi. Hayvanlarımızdan ölen oldu. Benim 10 tane gitti mesela. 10 tane hayvan. Buradan göl başında. Lavaş basma. He. 10 tane balım gitti, 15 tane tavuk gitti. Bildirim yaptınız mı? Bildirim yapma, dur bakalım. Çok geçmiş olsun. Doldur iskele, dolmadı yani. Daha sıra gelmedi çünkü. Evet. Çok kötü almış. Köyde ev yıkımı çok mu? Çok. Tahmini kaç tane ev yıkılmıştır? Valla 2 gündür zaten kepçe yıkıyor. Evet. Yani 450 hanemi de ben de İstanbul'da 2 kere oldu gelen tahmin ediyorum da. Sırf oturacak abi 4 tane ya çıkarıyor şimdi. Tamam abi, geçmiş olsun. Sağ ol, sana da hadi. Sağ olun, iyi günler. İyi çekimler. Evet, burada ciddi manada zarar görmüş burası. Buradan motor geçmeyecek. Buralarda da bayağı yarıklar oluşmuş. Burası tahminim fay hattının gölbaşı girişinde çatallaştığı ve iki kola ayrıldığı yer. Burası yanılmıyorsam o ikinci kol, yani gölün karşı tarafındaki kol. O yüzden buralar tamamıyla yarılmış durumda. Görüyorsunuz. Yani buradaki çöküntü 2 metreye yakın diyebilirim, yani 2 metrelik çöküntüler var diyebilirim burada. Şurada gördüğünüz gibi şu direğin altından geçeceğiz ama bakalım. Haydi bakalım. Yani yaklaşık 2 metrelik çöküntü oluşmuş ve alttan sular çıkmış. Gördüğünüz gibi. Bence tabi ileride daha neler göreceğiz bilmiyorum ama en derin yerler burası. Bakın buralar hep bataklık olmuş, sular var.
oraların drone görüntülerini de size bir taraftan izleteceğim. Gökyüzünden. Muhtemelen buradan karşıya geçemeyeceğiz. Çünkü yol tamamen yarılmış durumda. Buralar tamamen sular altında kalmış. Evet. Yani hem derin yarıklar oluşmuş, o yarıklardan da sular çıkmış arkadaşlar. Bakayım ben bu motoru şuradan çıkarabilecek miyim? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yaklaşık 2 metreye yakın yarıklar oluşmuş ve o yarıklardan hep sular çıkmış. Şu an biz de bir bakıma yarıkların üzerinde ilerlemeye çalışıyoruz. Olmuş. Bakalım geçebilecek miyiz? Evet, burası Malatya istikametinden göl başına girişte fay hattının ikiye bölündüğü ve gölbaşının karşı tarafında bulunan, gölün karşı tarafında bulunan yürüyüş yoluna doğru ayrılan kısmı. Burada da o fay hattının geçtiği yerlerdeki çukurları görüyorsunuz arkadaşlar.
Madalyalar hep eğrilmiş. Arkadaşlar Gölbaşı Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan bir deprem bölgesi. Burası ile ilgili daha önceki videolarda detaylı bir paylaşım yapmıştım. Profesör Doktor Ali Selçuk Biricik'in Gölbaşı Depresyonu adıyla yayınladığı bir makale var. Bu önemli bir makale. Gölbaşı'ndaki depremin tarihçesini anlatan, fay hattının özelliklerini anlatan önemli bir makale. Burada da böyle bu şekilde bir çökme meydana gelmiş. Ama galiba burada daha sonrasında bir çalışma da meydana gelmiş gibi. Ama o çökme burada bayağı büyük yani. Belki yaklaşık 5 metre derinliğe ulaşmış vaziyette. Direkler tamamen yıkılmış. Böyle arkadaşlar. Oturduğumuz, fotoğraflar çekindiğimiz iskelede tamamen yıkılmış vaziyette. Yarısından fazlası suya gömülmüş vaziyette. Buralar böyle yıkılmış. Geçmiş olsun. Burada da ciddi çökmeler meydana gelmiş.
kapısı yıkılmış. Buralar sular altında kalmış. Ben buradan botla suya giriyordum. Mezarlığına tekrardan geldik. Bu gördüğünüz alan deprem sonrası açılan bir alandı. Depremde hayatını kaybedenleri buraya defnettiler. Karşıda gördüğünüz yerler kimsesizlerin yeri. Buradakilerse Adıyaman Gölbaşı'nda Kurgesüt Mahallesi'nde göl çevresindeki yürüyüş yolunun bu girişinde böyle bir